İleri yaş hasta dediğimiz zaman ileri yaşta kadınların daha fazla önemi olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü kadın yaşı ilerledikçe kadınlardan oluşan elde ettiğimiz yumurta sayısı düşmekte. Bu elde ettiğimiz yumurtalarda da aneuploidi dediğimiz genetik bozulmalar daha sık görülmektedir. Tabii hal böyle olunca buradan elde ettiğimiz yumurtalardan elde edilen embriyolarda gebelik oranları düşük ve buradan sağlayacağımız gebeliklerde de düşük ihtimali artmış olacaktır. Bu nedenle ileri yaş kadın hastalarımızda yaptığımız uygulamalarda elde ettiğimiz yumurtalardan kazandığımız embriyolarda mutlaka genetik tarama yapmakta fayda var. Gereksiz bozuk bir embriyoyu transfer edinceye kadar genetiği normal bir embriyoyu preimplantasyon genetik taramayla en ileri yöntemlerle 24 kromozomu tarayarak bulmak, buradan elde ettiğimiz sağlıklı yumurtayı transfer etmek başarıyı arttıracaktır. Ancak yumurta sayımız biraz az ise o takdirde havuz dediğimiz bir yöntemle birden çok yumurtayı 5. güne kadar ilerletmek için birkaç kez yumurta toplama işlemine hastamızı alabiliriz. Topladığımız embriyoları 5. güne kadar takip edip 5. güne kadar gelmiş embriyolardan trafektoderm biyopsisi dediğimiz genetik tarama yaparak normal embriyoları bulduğumuzda bu ileri yaş hastalarımızda da gebelik oranlarını daha genç yaş gruplarındaki kadar yükseltmek mümkün olabilecektir. Tekrarlayan tutulma başarısızlıklarında kadın eşe ve erkek eşe ait faktörler değerlendirilir. Tüplerde sıvı varsa bu alınır. Rahim içerisinde yer alan miyom, polip bunların çıkartılması gerekir. Genetik tarama yapılarak genetik bir problem olup olmadığı ortaya çıkartılır. Spermlerde eğer genetik bir bozukluk varsa mikroçip dediğimiz bir yöntemle daha sağlıklı bir sperm seçme yönüne gidilebilir. Miyomların infertilite yani gebeliği engelleme gibi bir nedeni olup olmadığı konusunda tartışma vardır. Miyomlar tüplere baskı yaparak tüpleri kapatıyorsa ya da rahimin kanlanmasını bozarak bebeğin rahim içerisine tutunmasına engel oluyorsa ya da rahim içerisine doğru büyümüş, rahimin iç boşluğuna büyümüş olması nedeniyle orada bebeğin tutunmasına engel oluyorsa o takdirde bu miyomların çıkartılması gerekir. Ancak rahim içerisine baskı yapmayan ancak 4-5 santimin üzerinde miyomlar tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında çıkartılması gereken miyom büyüklük sınırı olarak söylenebilir. Bunun dışında rahim içerisinde olan her polip mutlaka gebeliğe engel değildir. Birçok polibi olup, miyomu olup gebe kalan, kendiliğinden de gebe kalan hastalarımız vardır. Ancak tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olanlarda rahimin içerisinde bir polip varsa, hatta tüp bebek uygulaması sırasında bu polip eğer tespit edilirse, bu uygulamanın önemi nedeniyle polibi aldıktan sonra transfer işleminin yapılması ya da bir başarısız deneme sonrası tespit edilirse, bir sonraki deneme öncesi miyom ve poliplerin eğer bu başarısızlığın nedeni olarak düşünüldüğü takdirde çıkartılması tedavi sonucuna olumlu katkı yapacaktır.